Sayın Öcalan bu ülkenin vatandaşı ve her vatandaşın sahip olduğu bütün haklara sahiptir. Siz nasıl yorumlarsanız yorumlayın, bu gerçekliği değiştiremezsiniz. Hem ulusal hem uluslararası hakları vardır. Şu anda tek kişilik bir cezaevi sistemi söz konusudur. Bunun yasal hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. Adanın kendi koşullarından kaynaklı sağlık yönünden birçok sakıncası bulunmaktadır. Ve psikolojik açıdan da, sosyolojik açıdan da bunun birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Birincisi şu, Sayın Öcalan'da herkes gibi olağan aile görüşmelerini yapabilmelidir. Avukatlarıyla görüşebilmelidir. Basın yayın iletişim araçlarından yararlanabilmelidir. Bunların hiçbirisine yaralanamamaktadır. Ayrıca sağlık hakkı ile ilgili orada teşekküllü herhangi bir sağlık imkanı bulunmamaktadır. Bunlardan yaralanmalıdır. Şimdi İmralı'ya gitmek için sizin öncelikle savcılığa başvuru yapmanız gerekiyor. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmanız gerekiyor. Böyle bir düzenleme yok, böyle bir usul yok, böyle bir hukuk yok. Onların işte cezaevleriyle yaptığı görüşmeler neticesinde izin vermeleri gerekiyor. Oysa bu görüşmeler için izin almaya gerek yok. Direkt avukatları, ailesi görüş günlerinde gidip görüşebilir. Avukatları her zaman görüşebilir. Her ne kadar hükümlerle ilgili, görüşmelerle ilgili bir takım sınırlamalar olsa da Sayın Öcalan'ın şu anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde devam eden birçok davası bulunmaktadır. O nedenle tutuklu statüsünde bulunmaktadır. Her zaman avukatları görüşebilir. Oraya gitmek için esasında konu avukatlar olmamakla birlikte 5 kez siz tepeden tırnağa aranmaktasınız. Tamamıyla üstleri avukatların soyularak avukatlar aranmaktadır. Ağız içine kadar, işte çorapların çıkarılarak ters çevrilmesine kadar defalarca 5 kez bu aramalardan geçirilmektedir. Şimdi bu şunu gösteriyor. Oradaki tecritin boyutunu göstermektedir. İmralı'da Sayın Öcalan havalandırmaya çıkarılırken havalandırmasının hepsinin üstünde tamamıyla tel vardır. Dikenli teller vardır. Yani gökyüzüne bakıldığı zaman gökyüzünü görememektedir. O tel örgülerden işte güneş ihtiyacı olduğunda güneşi görememektedir. Bulunduğu hücrede o hücrede havalandırma sistemi olmadığından kaynaklı nefes alamamaktadır. Pencere tamamıyla tavanın olduğu yerdedir. Nefes alabilmek için küçük bir mazgal daha sonradan kapıdan açılarak o kapının arkasına gelerek nefes almaktadır. 24 saat boyunca orada ışıklar yanmaktadır cezaevinde ve siz ışıklar yanarken uyuma ile ilgili sorunlar, problemler yaşarsınız. Bütün bunlara rağmen Sayın Öcalan bugüne kadar kendisine yönelik bireysel olarak hiçbir şey sorun etmedi, hiçbir şey problem etmedi. Hatta ben fiziki olarak burada bulunsam da ben ruhsal olarak özgür bir bireyim. Cezaevinin duvarları, hücrelerin duvarları benim için çok anlam ifade etmemektedir dedi. Ve kendi toplumsal rolünü bugüne kadar yerine getirdi. Sorun çözümü için birçok kez, birçok defa, defalarca daha doğrusu bunun çabasını güttü, bunun çabasını harcadı ama bugüne kadar bunlar gerçekleşmedi. Umut hakkı yasal olarak düzenlenmiş, bu hak sağlanmış, bu hak yerine getirilmek zorundadır. Bu hakkın tartışmasını yapmayız. Bu hakkın tartışması yapılmamalıdır. Bu yerine getirilmesi zorunlu olan, yerine getirilmesi gereken bir haktır. Dolayısıyla da ben hukuku düzenlerim, ben buna uymam, ben bunu yerine getiremem diyemezsiniz. Bunu sağlamak zorundasınız, bunu yerine getirmek zorundasınız ve biz bunun sonuçlarını her gün zaten yaşamaktayız. Her gün görmekteyiz ve biz daha öncesinden defaten bunları ifade ettik, dile getirdik. Eğer İmralı'daki tecrit devam edersek bu toplumun hepsine yansıyacağı ve toplumsal sorunların artacağını, antidemokratik sorunların artacağını, bugün de tam da yaşadığımız şey bu. Aslında işte böyle tam uyacak tabirde biz hukuku da demokrasiyi de askıya aldık. Bunu hemen askıdan indirip bunu bizim hayata sokmamız gerekiyor. Şimdi bunların aslında bu bir yıllık süre çok uzun bir
süre. Bu bir yıl beklenecek bir durum değildir. Bir saat, bir saniye bile beklenmesi gereken bir durum değildir. Ama ne yazık ki bu mekanizmalar çok ağır işlenmektedir. Ağır işlendiği sürece de bunu gerçekten zaten ihlal edilmektedir. Bu daha çok suistimale açık hale gelmektedir. Uygulayacakları yaptırımlar evet belki netice itibariyle bir zarara sebebiyet verecek ama bu kadar uzun olması artık telafisi mümkün olmayacak zararların da olmasına sebebiyet verecektir. Bunun gereğinin yerine getirilmesi gerekiyor. Bu ivedi bir durumdur, bu acil bir durumdur. Bu zamanla, bir yılla, üç ayla, beş ayla beklenecek bir durum değildir. O nedenle acil bir şekilde bunun sağlanması gerekiyor.